Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün T2 mi geliyor? T2 nedir? T2 dungeonlar nedir? Hangisi Avrupa'ya ne zaman gelecek? Buna bakacağız. Şimdi T2 nedirden başlayalım. Ee, ve şunu da belirtmek istiyorum. Korkmayın. T2 itemler geldi. T1 çöp olmuyor. T2'ye geçmek için T1'leri neredeyse fullemeniz falan gerekecek. böyle söyleyeyim. Hatta yani yarısını fulleseniz yetiyor da. İkinci olarak da size şunu diyeyim. T2 Kore'deki haliyle gelmeyecek. Birazcık değiştirecekler. Birazdan da bundan bahsedeceğim. T2 dediğimiz olay Lost Ark Item'in yanında tier 2 yazması. İkinci olarak New World kankilerimize anlatmak gerekirse. 600 G skora kadar tier 1 düşünün. 650 G skor bir item düştü. 650-700 arası ya da 600-700 arasında da tier 2 dediğimi düşünün. Yani oyunda daha üst itemler, daha iyi itemler, daha yüksek çiğirli itemler. İkinci olarak level'ınız 55'e çıkıyor. Ve map'in şu kısmı geliyor. 5 tane yeni bird boss, 3 tane yeni dungeon, 55 level görevler yeni kontratlar bir tane ark falan geliyor. Şimdi bu tier 2 dediğimiz olay. Tabii ki de eviniz gelişliyor. Daha fazla stat veriyorsunuz. Daha fazla skill spek veriyorsunuz. Bu mastery trade skillleriniz gelişiyor. Yeni trade'ler geliyor. Yeni şeyler geliyor. Fakat burada tier 2 Avrupa'ya farklı yapıda geliyor. Niye böyle geliyor? Birincisi abi Kore'de oyun 10 ay sonra tier 2 gördü. Çünkü çok zordu. Bakın size nasıl örnek vereyim. Ben Kore'de oynadım. çok az az oynadım az buz derler az buz oynadım ben. Abi gidiyorsun 3 ayda 3000 gears kolay oluyorsun. Bak 3 ay 90 günde. Burada e, kaç gün oluyor? Bugün ay 11'i ben bu videoyu çekiyorum. 11 bir daha koyun. 42 gündür oynuyoruz dedim. 42 günde 3730 yiğre geldim. Ve günde akşamları 5-6 saat oynuyorum ben. Üstüne skillleri falan edeyim ben. Kıyafetleri falan full. Şurada şu kadar kaldı. Ayakkabı yapacağız. Yani çardan ara gidip dungeon dönüyorum. 10 gündür falan ona bir giremiyorum. Hatta 15 gün de olabilir. 5 gün önceki videoda 10 gün dedik çünkü. Skilleri fullledikten ve şunu da 16 yaptıktan sonra ben fullüm Akşamları 5 saat oynayarak oyunda fullleyebiliyorsunuz kendileri. Peki buna daha hızlı güncelleme gerekmez. Gerekir fakat onu da fullleyeceğiz. Bu yüzden Amazon mu artık? NC mu? Böyle bir şey demiş. Biz tier 2 değil tier 2 dungeonları getiriyoruz. Aha bunlar tier 2 dungeonlar. Carmel Ranch adası. Terör Adası, Portu Çemberi, e, Chamber of Script hatta çalık Kasap Vadisi ve Void Masters. Şimdi bunlar Tier 2 Dungeon'lar. Bunlar hakkında şöyle diyeyim. Maalesef e, birazcık bol. Maalesef de demeyeyim de. World Boss drop'ları atacak. Tamam bunlar. Fakat şöyle diyeyim. Avrupa'ya bakın tekrar diyor. Çok karış adam biri. Hani bugün bir mesela çete bir yaz. Tier 2 geliyor sıçtık falan dedi. Ya tam öyle değil. Tier 2'nin sadece dungeon'ı geliyor. İtemler gelmiyor. Yani ben 3805 olacağım diyor mu yani şunları para bu için. Ben 3805 olarak kalacağım. Çünkü sadece dungeon geliyor. Diğer iki dungeonlar gelecek. Diğer iki dungeonlarımızda bunlar ne drop atacak bu siteyle paylaşacağım bu arada. Unutursam hatırlatın yorum yazın mutlaka. Bossların mekaniklerine buradan bakabilirsiniz. Evet. Bosslar tipi olarak mesela şey. Onun kıyafetli size bu fare suratlı var ya. Şu tüküren. Zaten bunu hiç sevmiyorum. Gene sevmeyeceğiz gibi. Bunların falan klasik şeyleri biraz üstüne mekanik koyulmuş. Bu dancınlara minimum 2600 gear score olarak gireceksiniz. Ama benim önerim 3.5. Yani <laughs> 2600'de biraz zorlayabilir. Neptire tek tek bakacağız. Diğer birlerle de şöyle karşılaştıracağız mesela diğer birde size bir şu tokunu atıyordu. Hatta şöyle yapayım ben size. Bakın. Şunu şuraya alacağım. Bunu da buraya alacağım. oturacağım. Bakın şimdi. Şimdi şuraya baktığın zaman böyle bir tokun atıyor. Bu arkadaş da bir token atacak. Bu bir. Bunlar aynı. Ski kitaplar atıyor. Bu 500 epistal kontrat token atarken bu 750 atacak. Bu parlakları geçin. Bu parlaklar tier 2 bunları görmeyin. Çarpı koyuyorum bunlara. Bu Sernobok'tan düşüyor. Pahalı. Bu Shock Commander. 5000 hala bizim orada. Bu pahalı. E, bu yeni çıktı piyasaya. 8K'dan girdi. Ve takılar var. Ha, ben, neymiş World Post Drop'ları var. Ben burada size şunu öneriyorum. Şu anda bu bu videoyu izledikten sonra ya da bunu duyduktan sonra Diğer iki dungeonlar gelene kadar Aksesuar vesile harici world boss itemlerini almayın neden Çünkü buna 5000 alacaksın Yarın bir gün 1000'e düşecek e, Bu biraz sizin moralinizi bozabiliyor arkadaş vardı mesela hani 5000'e bir şey aldı e düştü ya da moral bozuldu oyunu bıraktı Mesela Tabii ki burada oyuncular arasında fiyat düşürme var Farklar bu Bu dungeon 300 puan kesecek senden Bu 450 kesecek e, günlük ne kadar yenileniyor 900 yenileniyor. Ya 3 tane tier 1 gireceksin ya da 2 tane tier 2 gireceksin. Tabii ki herkes tier 2'den yana oy kullanacak. Burada bu token'la da silah craftlayabiliriz. Bir şeyler yapabiliriz. Üstüne şu söyleniyor. Bu da bir söylenti. E biz körenselerimize bunları biriktirin diyorlar. 200 ile bir tane silah açacaksınız diyorlar. Böyle bir şey de var. Yani bu adam World Boss Drop'u da %3 şanslı atacak bunları. Şu anda mesela şok Commander'ı ben size göstereyim. Kapalı. Şok Yok Şok yasak çıkar. Şu anda 5300'den satılıyor mesela. Lipograf var. Lipograf da 3.5 mesela. Hani biraz pahalı bunların da fiyatında böyle biraz düşmesini sağlayabilir. Şimdi bu dungeon hatta buradan değil de şuradan başlayalım gelin. Farming range'den başlayalım. Bu dungeon'ımız ayakkabı atıyor. Şu tier 2'leri yeni görmeyin. Shadow Crack'tan düşen ayakkabı. Tüküren Boss'tan düşen ayakkabı. Asyant ayakkabı. Bu galiba şeyden Minezorok'tan düşüyor. Bu Tevent'ten atıyor. Bu da Kovazan'dan atıyor. Bunlar düşecek. Bunun yanında 3 tane daha Moriten var. Bak burada mesela Pelerin var. Bir tane daha Belt var. Bir tane daha var. Bunlar atacak. Ha buradan Temet ayakkabısı açıkçası isteriz. Fiyatına bakalım onu da hemen bir. Çünkü burada fiyat ön planda bu itemlere erişemiyoruz kankalar. Yani ben ne kadar kasıyorum farmlıyorum ama 20 bin bunun güncel fiyatı. Lipografı da şu an 17.500. Yani bayağı bir farmlamam lazım benim bunları inanki almak için. Bunları buradan alabileceksiniz. 450 puan söyledik. Farming Range adasında bir, bir pasa var. Bunlara tek tek bakalım. Mesela şöyle bir vuruyormuş dönerek. Böyle bir, bir tane vuruyor. Ondan sonra charge'ı var. Hücum. Bak buraya hücum etti. Adama vuramadı. Bu şimdi %70 canını kaybedecek. Üstüne stun yedi mesela. Bak üçüncüyü attı. Geliyorum. Dönmesi var. Virvin dönüş. Bak burada dönmeye başlıyor. Burada boss'un dibine gireceksin. Bak dibinde hasar yemiyor bu arkadaş. Tekrardan açayım. Bak başta hasar yiyor musun? Başta yok. Aynen biraz yedi bak burada sürekli bak 114 114 yiyor mesela. Bu dönüşü var. Ee, burada da piller mantığı var. Neymiş bu piller bak ha şöyle bir şey çıkarttı. Seni seçti bak yapıştırdı buraya. Bayağı üzülmüş ha 26 saniye. Burada hasar yiyorsun bu arada. Ee, kesinlikle bu dancım geri ki bana şunu diyor. GS dekır oynuyorsan mesela ben burada sıkıntı çeker dibine giremiyorsun. Dibinde de böyle alevler çıkıyor muhtemelen hasar yiyoruz. Gidebildiğimiz kadar herhalde uzağa gidiyoruz. Bak mesela adam çekti böyle. Gittikçe de böyle çekiyor ya. Bak garip bir şeyse uzaklaştı. orada değdiğinden patlıyor. Bu neymiş? Kırmızı goblin var. Kırmızı gobline dikkat et diyor, değil mi? Hani kırmızı oha. Kırmızı goblini kesecekler, patladı bak. Bak bak canlara bak bak. Dolu yukarıda şu canlara bak. Bak. Kırmızı goblin öldü, patladı Canlara bak. Öldü. Evet birazcık dert. Hafıza plasları diyor. Bu mekanik. Boss bossla ilgileniyoruz. Bu hafızana göre şey yapacaksın. Böyle kafanda çıkıyor. Aklında tutup ona göre gideceksin. Abi sarıya gitti mesela. Aynen. Bak bu güzel. Red goblin bomber elit diyor. Bak mesela aşağı düşmesi de var bu arada. Aa buradan gidiyorlar. Bomba koydu. Buraya geçiyorlar. Anladım. Bayağı bir e, low star havası falan var gibi ya. Sanki böyle şeylerin falan zorluğu var. Birinci canımız bu. Terör alanı var tamam mı? Buradan da Abi bugün e, Ben buna 350 puan ver dedim Kulağından puan sistemi var bizim 25.000 lucent alayım dedim kullanırım dedim İyi ki almamışım diyorum Bir silah ya da aksesuarı biriktiriyorum Bunu abi e, Buradan düşürebileceğiz bak bu düşüyor field general düşüyor Bu düşüyor bunların hepsi düşüyor abi Bunları atıyor Bir de Diğerleri klasik Bu arkadaş da klasik e, Şeydeki boss Fare boss var ya o oh. Dönmesi var. Dönüyor. Bunu biliyorsunuz zaten birden. Yere vuruşu var. Bu da gene yere vuruyor. Fakat Q basman lazım. Wipe mekaniği gibi bu da. Mavi laptopu fireball atıyor. Klasik. Ezberledik zaten. Geyser. Ee, ekstra şunu yapıyor. Ne yapıyor kardeş bu? Birinci de aynı derseniz. Etrafı dumana boğuyor bazen. Göremiyor biliyorsun. Ya bu adamlar 5000 cihir skor falan. Kırmızı transform demiş buna da. Bakalım hemen. Böyle seni fare yaptı yerde kaldım mesela bak. E, kuru kafalar dönüyor. Kuru kafaları şey yapmayacaksın herhalde. Geçmesini mi bekliyorlar? Ha görünmez bir de. Ne yapıyor? Tek tek ısırtıyorlar. Ha kırmızılı mı ısırtıyor? Yok. Ha şimdi gidecekler. Tam geldiğinde giriyorsun herhalde. Aynen. Ha bu ayaz Ben bunu yapamam. Ben bunu yap. Göz bot görünmez oluyor bir de. Ama diğerlerine göre daha az. Bunu zaten biliyorsunuz duvara çarptırıyorsun. Arkasına geçiyor. Hop, duvara çarpıyor. Bu kadar. Bu arkadaşlar da zırhları alacağız. Evet geldik çemberimize. Bu boss'un videosunu izledim. Pek bir anlamadım. Biraz ee, şey yapıyor. Etraf size boyu gibi geldi. Bu arkadaşlar da şu pantolon istiyorum. Şu an 10.000 bin lütfen. e, Bütün DPS'ler bunu kullanıyor. Tanklar falan fiyat çenere tercih ediyor. Bunun da dropları bunlar. Bir de buradan bir yüzük. Bir tane de amulet. Bir tane de şöyle pelerin atıyor. Kapatalım. Buraya atak var. Öfkeli saldırı diyor. Ha, böyle atıyor. Klasik Q. Okey. Pizza diyor. Kesiş herhalde bu. Değil mi? Etraf kafalarında bir şey çıktı. Ha, oralarda bıraktı. O tarafları kesiyor. Anda yer değiştireceğim. Okey. Kolaymış bu ya. Bu ne? Blood gibi? Böyle alan çıktı. Aa etrafında. Yo. Uçuşa değdiriyorsun herhalde. Ve tür şarjı var. Ya bunları zaten ayrı ayrı videosunu çekeceğim ben. Sana anlatacağım. Şu anda değil, merak edenler için çok soruyor bu arada. Yani günde 100 soru geliyorsa bizim yayına abi. 90'ı genellikle böyle şeyle. İşte Tier 2 mi geliyor? Tier 2 nedir? Tier 2 nasıl bir şey olacak falan diyor. Gösterdi açtım ama ses yok gibi ya. Yok, direkt videoda ses yok ya bu arada. Etrafı böyle siyah yapıyor. Kafanda göz çıkıyor bak ruhlar falan var burada. Bunlar sürekli sana vuruyor. Bayağı burada parlaklığı açmamız gerekecek gibi. Burada da neyi var semboller varmış mesela ruh toplaması varmış. Yani boss var bu da diğerinin mekaniği. Ne yapıyormuş ha yani böyle oha alıyor götürüyor. Çok da bay bir şey olmaz ondan. Bunda mantığı bu geldik. Asap abime. Buraya hata var. Böyle klasik bir dönüyor mu? Yok şey attı meteor attı okey. Orb Shield'ı var. Hakan alıyormuş. Ha bak buradan bir şey aldı mesela ekstra olarak. Kayı, koyunu kesiyorlar. Koyunu kesmeleri lazım. Koyunu alıp ep basıyorlar. Biri oraya götürdü. Şu an orp aldılar. Vibe yemeyecekler büyük ihtimal. E bu kadar. Başka da bir şey yokmuş. Şeyde varmış. Mini boss'un şeysi mekaniği. Orp'un 186 bin canı var mesela. Şu anki 42 bin. Bayağı bir zorlayacak gibi. Ve geldik. Bunun drop'una baktık mı? Kapalıkları atıyor çok komanda işte Shadow Warrior, Phantom Ball, Ascended, Birlikli galiba Fleet of the General gibi de. Klasik dropları var. Geldik el lanetine. Tüküren boss. Burada işte Shock Commander, Harvester, Phantom Wolf işte kollukları fena atıyormuş. Bir de ekstra bunları atıyor. Ya, tipi burada da kötü ya boss'un. Evet beam bilmem ne. Ha, Bak burada e, boss'a giden beam'in önüne geçiyorsun. Bize vuruyor ya? 3-4 yazıyor. Bak üstünde stack oluyor. Bir süre sonra buradan çıkman gerekecek. Bloklanabilir saldırı diyor. Q basıyorsun buna. Bunu biliyorsunuz zaten. Sarı orplar diyor. Sarı böyle bir şey atıyor herhalde. Aa bak şey çıkarttı. Böyle alan çıkartıyor. Yine tükürüyor bak. Yine tükürmeye başlıyor. Bak burada da tükürük var. Bak sarı tükürüyor böyle. Bunlara bastık mıydı zaten yarayacağını yiyoruz. Bir de ölürüz kesin. Ne biçim şey tükürdü ya. Itras var, backrolls var. Bunlar klasik botlar. Bunları geçiyorum. Yani yapılamaz mı? Yapılır. Evet. Ama biraz mekanik öğrenmek gerekecek. Biraz lobide kavgalı olacak. Biraz partiler böyle çekinme geliyor. Bunda droplar bunlar. Yani kolluk, kafalık, donluk, göğüslük ve ayaklık. World boss'tan atsa bile şu an ee, dediğim gibi Shadow Harvester 5.000 Ayakkabısı 20 bin olsa bile 15 gün sonra 20 gün sonra bu gelecek deniyor. Herkes bunu konuşuyor. İnsanlar hani şey diyor Avrupa'ya tier 2 dungeon gelecek. Tier 2 tam gelmiyor dungeon geliyor diyor. Dungeonlar bu şekil. Bunun harici bir güncelleme ya bence gelmemeli. Bu gelir okey. Diğer bir ihtimlerle tier 2 dungeon bitirelim. Oynayalım. Hani bizim için bir zorlayıcı bir şey olsun. Hani hiçbir zaman o güç limitini şey yapamayacağız. 3800'e geleceksin ama dungeon hızı kesemeyeceksin. Buradaki bu sistemlerini istiyorsun. Onun için gireceksin. Diğer iki muhabbeti bu. Diğer iki dungeonlar önden bir gelecek. Sonra tahminimce level'ı, skill spec'i ve diğer iki aynı anda getirecekler. Oyun biraz daha şeyli düşünüyor kankalar. Burada haklı olan var, haklı olan var. Herkes oynasın, herkes eritemeyi ulaşsın istiyor. Birazcık öyle güncellemeler getiriyor. Ya bir de bu oyunların sıkıntısı bence şu benim gördüğüm. 2 saat oynayıp da gelişecek şekilde getiriyor. Bu yüzden ilk haftadan ya da ilk iki haftadan insanlar her şeyi bitiriyor. Ondan sonra boş boş duruyor tabi. Oysa ki bu oyunların günde 15 saat oynayan insanlara göre getirmesi lazım. Ya dediğim gibi oyun çar açıp tek çarı ilk haftadan ikinci haftadan bileyen vardı mesela. Yani biz gene yayınlarda 5 saat oynuyorum. 5 saatte üç 3 tanecim dönüyorum. 10 tane kontrat yapıyorum. Evet birisi 1 bir saat yaptı. Biz 6 saatte yapıyoruz biraz çene çalıp konuştuğumuz için. Ama çoğu bir saat de işini hallediyor ve sıkılıyor. Oyunda içerik bulamıyor. şu an mesela 45 geçiyor 15 dakika sonra bossları bekliyorum ben. Bosslar gelsin de bir pp atalım diye örnek veriyorum. Yani kısaca özet geçecek olsak 2-3 hafta içerisinde kale savaşından sonra tier 2 dungeonların gelme ihtimali var. Tier 2 dungeon kutu gelecekmiş oradan silahları falan alabilecekmişiz. Artık bu diğer Dancı evet, dungeon silahları mı şey silahları bilmiyorum. Yani size de şu önerilerde bulunabilirim. Tier 2 için tier 1 item yapmaktan vazgeçmeyin. İşte tier 2 geliyormuş tier 1 çok oluyor. Hayır abi onun üstüne koyup üstü atarsın. Zaten tier 2 gelirse tier 2 dungeonları gelirse tek tek bunların videosunu size hazırlayıp rehberlerini yapacağım. Son fikrimi de söyleyeyim. Bence var ya tier 2 bu kadar erken gelme Şu an yaptıkları doğru. Tier 2 dungeon gelsin. Bir yollarla onlarla da world boss denilerimizi gidelim. Sonrasında tier 2 gelsin. Ama bunda da benim kafada mesela sizinle yatmayacak. Bu World Boss'lar mesela şu an yarın Morakay'ı falan bakayım. Heh, Talus mesela ya da Excavator. Abi zaten bunun silahlarını biz Dungeon'dan alacaksak bu boss'a kim gidecek? Amito'yu için alacağım. Amito'yu ben bunu aldım. Ben buna niye gideyim? Yavaş yavaş mesela boss'lar ne vaat edecek? Ne atacak? Bize? Bu da benim kafamı kurcalıyor. İçerik önerileriniz ve kafanıza takılanları yoruma yazmakta çekinmeyin. Her akşam 6'da Twitch'te canlı yayındayız. Açıklama kısmındaki Twitch linkimizden ulaşabilirsiniz. Ve son olarak da Tron videomuzu kaçırmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler.